Bu ilginç esasında. Biraz da artık ezoterik olarak bu işe bakalım, mutluluğu o şekilde alalım. Burada hiçbir şeyin zıttı olmadan var olacağı, pardon, hiçbir şeyin zıttı olmadan var olamayacağını söyleyen kutupsallık prensibini önce ele alalım. Kybalyon okuduysanız, hermetik felsefenin ana kitabıdır. Orada kutupsallık prensibi vardır. Mutluluk aslında mutsuz hissetmemektedir. Ve bu da kendi etki alanımızda olan şeylere doğru niyet çaba kısmet ile etki etmek, etkileyemediklerimizi ise kabullenmek anlamındadır. Diğer bir evrensel prensip olarak döngüsellik ise hiçbir şeyin kalıcı olmayacağını ve her gecenin bir gündüzü, her gündüzün bir gecesi olduğunu hatırlatır ve sevinci bilen kişi bunu tekrar yakalayabileceğini bu yüzden aynı Fransızlar gibi bilir. Ama döngüselliğin iniş aşamasında sabır ve metanetle çıkış için beklemeyi de bilir. Şu kesindir ki geçici ve ölümlü olanın, mutlak ve bir olanın düzeninde her şeyi etkilemesi mümkün değildir insanın. O yüzden önemli olan kolayı seçip mutluluğu aramak ve bitmeyen bir umut ile sonsuz mutsuzluk çukuruna saplanmak değil. Kolay olanı çünkü herkes gerçekten yapabilir. Önemli olan her daim, her koşulda, her şartta, her tür insan ile mutlu olabilmek. Çok iddialı ama neden olmasın, yapanlar varmış. Daha doğrusu etkilenmeden kalabilmek ve her anı fırsata çevirmektir. Kadim savaş sanatında da bu çok güzel anlatılır. Zira her şey algıdan ibarettir. Çünkü her şey bu yanılsamalar dünyasında zihinsellikten ibarettir. Yani bu Maya Hindularda, özellikle Advaita Vedanta'da bu Matrix'in de esas anlatıldığı dünyayı anlatır. Geçtiğimiz dönemde fark ettim ki bu yolda önemli olan mutluluk değil, acı ve ıstıraptan kurtulmak. Kurtulmak bile esasında yanlış, yani etkilenmemek. Mutluluk sadece olumluya dönerek kendini avutmak isteyen bilinçaltının bir kısa devresi. Acı ve ızdıraptan kurtulmuş her bir zihin, her durumda, her koşulda, her insan ile mutlu yaşayabilir. Gelip geçen, geçici şeylerle değil, kalıcı şeylerle mutlu olur. Mutluluğu hayat tiyatrosundan kaçarak dağlarda, tepelerde, mağaralarda, tefekkürde aramaz. Para, mal, mülk, makam ve mevkide de aramaz. O şehir yaşamında hayat tiyatrosunun tam ortasında kalmayı ve hayatı güzel, adil, dürüst, ahlaklı iyiliklerle yaşamayı seçer. Hayatı yaşar ve ondan öğrenir ama elindeki imkanları dış unsurlara ve güzelliklere bağlanmadan, onların kölesi olmadan yapar bunu. Tüm bunları yapabilmek için ise bilmekten yapmaya geçmiş ve erdem sahibi olmaya başlamıştır. Kamil insan değildir ama bilgedir. Bu bence çok önemli. Bilgelik kemale giden yolda bir adımdır ama tersi geçerli değildir. Bir amacı vardır, bir hayat amacı ve bunu gerçekleştirmek için niyet, çaba, kısmet ile çalışır. Her bir ilerlemeden keyif alır ama gerileme dönemlerinde de mutsuz olmaz. Zira tekrar çıkışın geleceğini bilir. Hayatın mesajlarını ve Tao'nun akışını görüp ona uyumlanabilir. Bir nevi hayatla ahenk içinde, evrenin akışıyla ahenk içinde olabilir. Bu şekilde kötü talihinden de kaçar. Hayat amacının, yani Hinduların deyimiyle Svadharmasının farkındadır ve her anını buna göre yaşar. Ne geçmişte ne de gelecekte. Anı yaşar tam bir konsantrasyon, tam bir farkındalık, keyif ve öğrenme ile. Aynı bir bebek gibi. Hayat ile uyumlanmış ve akıştadır. Her şeyi sever, yaradandan ötürü. Zaten sevmese acı ve ızdıraptan kurtulamaz. Her şeyin ondan geldiğini ve geçici olduğunu başka türlü anlayamaz. Tam bir hayat coşkusu ve tutkusu ile yaşar. Minnet, teşekkür eder sahip olduğu her yerde. Kanaat eder elindekilere. Peki acı ve ızdıraptan nasıl muaf olunur? İşin teorisinden pratiğine geçmek lazım. Kendini bilerek, sonra da insanı, toplum, hayatı, dünyayı, evreni, düzeni ve yaradanı bilerek. Yani hakikatin parçaları bunlar, hepsini anlayarak. Bu bilgiler sadece bilmekle kalmayıp, hayatı dolu dolu yaşarken öğrendiklerini bil fiil uygulayarak, hata yaparak ve bundan öğrenerek olur. Hata yok esasında. Esasında sadece deneyim var. Eğer hata olursa hata dediğim şeyin içine saplanır kalırız. İyi kötü yanılgısından kurtularak, her ikisinin mutlak ve bir olanın farklı iki yüz olduğunu anlayarak, insanın akıl beden ruhtan oluşan üçlü yönünü anlayarak ve her alanda eylemleri bulunup insanın hayata tutunmasıyla ve bu insanın üç yönünü dengeli ve ayıklı bir şekilde yaşamasıyla olabilir. Açıkçası ben bu yönteme etkilenmeme sanatı diyorum.
Mutlak mutluluk diye bir şey yok çünkü. Zira mutlak olan şeyler biz beşeri insanoğluna mümkün değil. Sonlu ve sonsuz olanı çünkü beşer ve sonlu halimizle arıyoruz. Yani sonsuz ve mutluğu beşeri ve son imkanlarımızla arıyoruz. O yüzden de bir yere kadar bulunabilir aradığımız. Bizler akıl ve sezgiyle mutlak olanı anlamaya çalışabiliriz. Ama sonlu olan sonsuzu nasıl %100 tarif edebilir ve anlayabilir ki? Bugün dilimiz bile bugünkü bilincimizin, insanlık bilincinin kısıtlarıyla bezenmiş durumda. Bence edemez ama azami bir şekilde tarif ve maksimum idraka, anlayışa yaklaşabilir. Bu noktada diğer fark ettiğim şey ise mutluluk değil önemli olan. Önemli olan bana göre hayatın zıt kutupları arasında bizi savuran bu medcezirde etkilenmeden durabilmek. Dimdik ve ayakta hem de o kadar da güçlü. Buna ben bir nevi etkilenme sanatı diyorum. Yani acı ve ıstıraptan kurtulmak sanatı, her şeyi dönüştürmek sanatı, bir nevi ruhsal simya. Bu da dualist bir dünyada teknik bilinciyle yaşamak demektir. İşte budur nefsi mutmaini aşaması bana göre tasavvuftaki. Bu Pollyanna'nın bilinçsiz mutluluğu değil, tam tersine yetişkin bir insanın eylemi, hür aklı, duyguları, vicdanı ile tam bir farkındalık ile hayatı olduğu gibi yaşaması. Yaşarken en önemli olan şey dengede kalarak yaşamayı bilmek, gelen etkiye karşı verdiğimiz tepkileri seçebilmek ve rüzgarın önünde savrulan yaprak olmamak. Etkilenmeme sanatı, hayatın akışına uyum sağlayabilmek ve zor zamanlarda bile şikayet etmeden ayakta kalabilmek ve mutluluk anlarında aşırıya kaçmamaktır. Denge noktasından mutlulukla bile aşırıya kaçtığımızda inanın telafi olunur. Bunu yaşadığın zamanları düşünün, hayat bir şekilde mutlaka telafi etmiştir. Ne zorbanın önünde paspas olmak ne de mülayim birisinin tepesine çıkmak. Bu bir denge sanatı. Mevlana'nın dediği gibi elimizde olsa bile günah el sürmemek iradesiyle elimizdeki gücü dengeli ve ölçülü kullanmak. Kişi zıt tuşlar arasında ekstremlere kaymamaya özen göstermeli bu şekilde. Bu gerekliyse yaşanacaktır. Ancak aşırı uçlara kaymanın bedeli var. Biraz önce bahsettiğim gibi. Ve bunun bedeli manevi oluyor. Zıtlıklar ve denge bir paranın iki yüzü ve iki yüz arasındaki kalınlık gibi. Her ikisine de ihtiyaç var. Ve kişi dengenin her iki tarafına salınarak kendisi ve yaşam için doğru kararlar vermeyi öğrenir. Hatta öyle bir an gelebilir ki kişi tam denge noktasında hiçbir şeyden etkilenmeye kalmayı bile başarabilir. Ancak zamanla onu da öğrenir ki mutlak dengesi ancak tek ve bir olan yaradan içindir. Kişi yaradan olmadığına göre o mutlak dengeyi de sağlayamaz. Onun parçasıdır ama o değildir ve bu yüzden mutlak denge noktası insan için değildir. Amaç sadece insan için o noktaya yakınlaşmakta. Kişi bu sahte mutlak denge noktasında kalabilmek için duygularından ve hayatından feragat eder. Hareket halinde olmanın getirdiği tecrübeler zincirinden öğrenme fırsatlarını kaçırır. Hareket halinde olan insan, deneyen, hata yapan, hatalarından ders alan bir insandır. Hayat coşkusu ve tutkusunu yaşar. Sanır ki denge noktasından sapmak günah. Çünkü o noktayı uzun çabalar ve tefekkür dolu yıllar sonucunda dengin her iki tarafında çok şey yaşarak öğrenerek bulmuştur. Yani çok acı deneyimlerle bulmuştur. Ancak mutlak denge noktasının insan için minimum varyans noktası olduğunu fark ettiği zaman rahatlar. Yani mutlak noktada kalmak insanı çok yoruyor. İnsan evrendeki her şey gibi zıtlıklar içinde, gelgit içinde yaşayacaktır. Önemli olan bunu minimize etmektir. Denge bu yüzden de gerçekten